Özgen Berkol Doğan, Bilim Kurgu Kütüphanesi ve Kültür Evi'nin öyküsü. Özgen Berkol Doğan, Bilim Kurgu Kütüphanesi ve Kültür Evi, 30 Kasım 2012 tarihinde, yani Isparta'da meydana gelen uçak kazasının 5. yıl dönümünde, o kazada yitirdiğimiz Özgen Berkol Doğan'ın anısına Moda Caddesi No. 6'daki 3 katlı eski bir İstanbul evinin 2. katında açıldı. İlk açıldığı günden itibaren sadece kütüphane değil de bir kültür evi kimliğiyle çalışmaya başlayan mekan, 2 Mayıs sezonunda her perşembe akşamı yapmaya devam ettiği perşembe söyleşilerinde yüzlerce değerli konuşmacıyı, binlerce izleyiciyi konuk etti. 2017 yılında artık kabına sığmayan kütüphane, yine Moda'da ama bu kez Safa Sokak No. 20'deki kendi yerine 3 katlı 100 yıllık ahşap köşke taşındı. Türkiye'nin ilk ve tek bilim kurgu kütüphanesi olma özelliği taşıyan Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi, hala gelişmekte olan genç bir kütüphanedir. Kütüphanenin birinci hedefi, başta edebiyat olmak üzere, yazılı ve görsel alanlarda üretilmiş bilim kurgu ve fantastik kurgu yapıtlarına ulaşımı sağlamak ve bu yapıtlarla ilgili düşünsel tartışmalara ev sahipliği yapmaktır. Bu alandaki edebiyat koleksiyonu sadece Türkçe yapıtlarla sınırlı değildir. 27 farklı dilde basılmış Harry Potter koleksiyonu yanında 38 farklı dilde 12 binden fazla kayıtlı eser bulunmaktadır. Baskısı tükenmiş eserler, var olan bütün Türkçe çeviriler ve son çıkan yapıtlarla beraber bu koleksiyon gün geçtikçe zenginleşmektedir. Kütüphane, içeriğinde barındırdığı bu nitelikli ve zengin koleksiyonla uyumlu olarak birçok farklı düşünsel alanda tartışmalara zemin hazırlamaktadır. Ocak 2013'ten beri süregelen Perşembe Söyleşileri bu zeminlerin en önemlisidir. Bilim, edebiyat, felsefe ve sinema alanları başta olmak üzere birçok alanda uzman akademisyen, yazar ve ilgili araştırmacılar bu söyleşilerin konuğu olmuşlardır. Perşembe söyleşilerinin yanı sıra ayda bir salı akşamları düzenlenen müzik söyleşileri, 2 ayda bir gerçekleştirilen korku filmi saati ve sinema söyleşileriyle, katılımcıların yorumlarıyla zenginleşen pazar sohbetleri ve farklı alanlarda düzenlenen aylık atölyeler sayesinde kütüphane daha da canlı bir alan haline gelmiştir. Mart 2020 tarihinde COVID-19 salgını nedeniyle kapatılan mekan, Haziran ayında kısmen açılmış, üyelere kitap ödünç alıp vermeye başlamıştır. Mayıs ayında bir kez, Ağustos ayında da bir kez olmak üzere 2 kez çevrim içi söyleşi gerçekleştirilmiştir. 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren salgın süresince etkinlikler çevrim içi sürdürülecektir. Merhaba sevgili dostlar. Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi ve Kültür Merkezi'nin Nisan ayı ilk söyleşisine hoş geldiniz. Bu haftaki Perşembe söyleşimizin konuğu İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun olan Kayhan Ülker. Kayhan Ülker Hoca lisansüstü çalışmalarından sonra TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışmaya başlıyor. Sonra enstitü kapatıldıktan sonra da 2012 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik Bölümünde çalışmalarına devam ediyor. Profesör Ülker'in çalışma alanları teorik ve matematiksel fizik. Her ne kadar sanat ve fizik birbirinden ayrık iki dal gibi gözükse de bu iki dal arasındaki ilişki ve etkileşimler her ve hatta üretim sürecindeki paralellikler oldukça etkileyicidir. Bugünkü söyleşimizde temel fizik yani klasik, kuantum, görelilik, parçacık fiziği kısaca popüler seviyede anlatılırken fiziğin bu dalları ve özellikle görsel sanatlardaki yansımaları biz fizikçi gözünden nasıl görülüyor onu konuşacağız. Fakat bu arada bir not eklemek istiyorum. Şimdi 6 yaşındayken keman çalmaya başlayan, 13 yaşında da Mozart'ın sonatlarını çalabiliyor olan bir fizikçi. Ve şöyle diyor. Eğer ki bir bilim insanı olmasaydım bir müzisyen olurdum. Müzik yapmadan geçen bir hayatı hayal bile edemiyorum.
güpedün gündüz müzik içerisinde hayallere dalabilirim. Hayatımın en büyük keyfi müziktir. Bunu söyleyen bir müzisyen değil, bir fizikçi ve çok meşhur bir fizikçi. Kim biliyor musunuz? Einstein, Albert Einstein. Evet Kayhan Hocam, nedir fizikle güzel sanatların ilişkisi? Bir başlar mısınız? Ondan sonra birlikte bir yerlere gelelim. Öncelikle merhabalar Nevzat Bey ve sevgili dinleyenler. Bu enteresan bir konu esasında. Yani ben tabii sanatçı değilim. Yani işte yeteneğim de yok ne yazık ki. Müzik de yapamıyorum, dans da edemiyorum. Bir şarkı vardı eskiden böyle işte müzik şarkı da söyleyemem, dans da edemem falan gibi. Ondan sonra resim de yapamıyorum. Yani tamamen bildiğiniz yeteneksiz bir adım. Ama bu özellikle ben Mimar Sinan'ı geçtikten sonra, öncesinde de biraz ilgileniyordum ama özellikle Mimar Sinan'a geçtikten sonra biliyorsunuz bizim üniversitemiz işte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işte 139 senelik Türkiye'nin ilk akademisi işte evet. Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuş evet. 3 Mart'ta. Ondan sonra işte Cumhuriyet döneminde de eğitime devam etmiş, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi olmuş. Sonra işte 1980 darbesinden sonra askerler işte öyle sanat akademisi falan olmaz demişler. Üniversiteye dönmüş, Mimar Sinan adını almış. En son da Güzel Sanatlar adını da eklemişler eskiyle bağ kurabilmek için. Şimdi bizim sevgili Biricik Enstitümüz kapanınca ben de işte birkaç üniversiteden birine gidecektim. Bunlardan en enteresanı, en heyecanlısı Mimar Sinan geldi. Mimar Sinan'a geçtim çünkü orada yeni bir bölüm kuruluyordu o zamanlar. Artı şey dedim yani işte teknik üniversite kökenli olmaktan da dolayı biliyorsunuz mühendisler hep şey diye düşünür. Özellikle teorik fizik yapıyorsanız işte bu yaptığın ne işe yarar? İşte bir işe yarar mı? İnsanlığa faydası var mı yok mu vesaire falan gibi böyle bir takım şeyler der. O yüzden dedim ki işte güzel sanatlar daha eğlenceli olabilir ki nitekim de yanılmadım. Orada geçirdiğim sürede hatta bir dönem orada rektör yardımcılığı da yaptım eğitimden sorumlu. Dolayısıyla bütün bu güzel sanatların bütün alanları müzik dahil, tiyatro dahil, işte sinema dahil, artı bütün plastik sanatlar dahil. Bunların eğitimleriyle ilgili de bayağı ciddi bir bilgi sahibi oldum. Onlarla beraber öğrendim. Ve sonra hakikaten fark ettim ki hani bilim ve sanat dediğiniz şey bir kere yani bilim ve sanat bir uygarlığın iki temeli. Bunlardan biri eksikse uygarlıktan bahsetmeniz mümkün yok. Yani mümkün değil. Yani zaten öyle bir toplum da yok. Yani bilimde çok ileri olan ama hiç sanat yapmayan ya da sanatta çok ileri olan bilim yapmayan bir toplum da yok. Toplumun iki kanadı gibi bunlar. Aynen öyle. İki kanadı gibi. Birinden biri kırıksa uçamıyorsunuz. Uçamazsınız evet. Uçamıyorsunuz. İkisi yoksa zaten o zaman hiçbir şey olmaz. Hiçbir şeysiniz. Evet. Ve bir şey vardır. Ne denir? Şimdi birazdan slaytlara da geçeceğim. Baktığınız zaman hep prototipler vardır. Mesela işte fizikçi prototipi, işte böyle karman çorman saçlı, işte genelde Einstein'a benzeyen, işte böyle unutkan, hafif çatlak falan insanlar düşünülür. Sanatçı dediğiniz zaman da işte onlar da ne bileyim işte böyle bohem hayatları olan falan böyle sabah kalktığı zaman aklına bir eser fikri gelen işte yazıp çizen ondan sonra muhteşem eserler üreten insanlar gelir bazılarının aklına. Bu tabii böyle değil. Yani baktığınız zaman bilimde de sanatta da çok ciddi çalışmanız gerekiyor. Üretim süreçleri de benzer. Aslında çünkü çok iyi mesela klasik mekanik öğrenebilirsiniz, kuantum mekaniği öğrenirsiniz vesaire. Ama bir problem çözmek, bir problem üretip bir problem çözmek bayağı ciddi bir yaratıcılık gerektiren bir şey. Benzer yaratıcılık hatta belki daha fazlası sanatta da var. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki paralellikleri biraz da kurcalayınca şey de görüyorsunuz. Yani sanat tarihiyle bilim tarihini karşılaştırdığınız zaman bu sanat akımları ve bilim arasındaki paralellikleri de görüyorsunuz. Yani ikisi birbirinden beslenmiş, kavramsal olarak da beslenmiş. Daha doğrusu sanat bilimden kavramsal olarak da beslenmiş, teknik olarak da beslenmiş.
Sonra bu paralellikler bayağı enteresan geldi. Bir popüler konuşma yapmamı istediğinizde de bu konudan bahsedeyim dedim. İsterseniz başlayayım ben slide'lara. Evet, lütfen. Göstermeye. Evet. Ha, evet. Doğru. İşte başlığı da böyle seçtim. Sanat ve fizik. Ne alaka yani? Sağ tarafta da böyle çok çağdaş sanat eseri gibi bir şey var. O çağdaş sanat falan değil. Elektron pozitron çiftinin ilk oluştuğunun fotoğrafı. Ha. Bu eskiden yaptıkları bu bubble chamber, yani ne diyorlar? Bu iyonların olduğu bir suyun içine gönderiyorlar parçacıkları. Orada bir takım şekiller çıkıyor. O şekillerin fotoğrafını çekiyorsunuz. Oradan da o parçacıkların hızını, yükünü, işte kütlesini vesairesini falan hesaplayabiliyorsunuz. Yani bu şu anda CERN'de yaptıklarının primitif hali gibi düşünebilirsiniz. En sonunda anlatacağım bunun ne olduğunu. Ama bu bir sanat eseri değil. Yani bu bayağı ilk fotoğraf keşfi. Yok, şimdi şu yukarıdan foton geliyor ama foton gözükmüyor burada. Foton çarpıştığı zaman o yukarıdaki sivri yerde size bir tane elektron, bir tane pozitron oluşturuyor. Orada bir tane manyetik alan var. Manyetik alanda yüklü parçacıklar biliyorsunuz dönüyor. İşte elektron böyle dönüyorsa, artı yüklü olursa ters yöne dönmesi lazım. Burada baktığınız zaman da o resmin solundaki kısım elektron, sağındaki kısım da pozitron. Sonra bunların kalınlıklarına baktığınız zaman biri eksi yüklüyse öbürünün artı yüklü olması lazım. Bir tanesinin kütlesi M kadarsa öbürünün de kütlesi M kadar olması lazım. O zaman diyorsunuz ki işte bu Diran meşhur parçacık antiparçacık çifti olmuş oluyor. Yani bunun deneysel gözlemlenmesi oluyor. Evet. Neyse, en sonunda yine göstereceğim bu resmi. Ne denir? Ben genelde işte fizikçi olunca, matematiksel fizikçi olunca ilk başta böyle tanımlardan başlamak iyi geliyor. Artık gözlerim de görmüyor. Şimdi bunlar TDK'dan tanımlar. Sanat dediğiniz işte bir duygu, tasarı, güzellik ve benzerinin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak tanımlanmış Türk Dil Kurumu'nda. Bilimde evrenin veya olayların bir bölümünü konu alarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sorun çıkarmaya çalışan düzenli bilgi. Şimdi tabii birinde serbestsiniz sanatta. Yani siz içinizden ne geliyorsa ya da yaratıcılığınız ne gösteriyorsa yapabiliyorsunuz. Öbüründe ise bir takım kurallar var. O kuralların üstüne başka şeyler inşa ediyorsunuz. Bu en başta dediğim gibi de bu iki uğraş da insan uygarlığının temeli. Dolayısıyla biri eksikse uygarlıktan söz etmek mümkün değil. Bu nedenle de alakasız gibi görünen bu iki dal arasında da kavramsal ya da dönemsel paralellikler olması gayet doğal. Çünkü baktığınız zaman sanatçılar da bilim insanları da entelektüel insanlar. Mesela gidiyorlar işte Paris'te Pigalle değil de Pigalle'in üstünde Montmartre'da işte oturuyorlar ressamlar, bilim insanları vesaire falan. Bilim adamları bulduklarını anlatıyor. İşte sanatçılar böyle de bir şey varmış falan deyip onlardan etkileniyorlar ya da okuyorlar tabii ki. Şimdi güzel sanatları sıralayacak olursanız işte genelde işte görsel sanatlar, uygulamalı sanatlar, performans sanatları ve edebiyat diye ayrılıyor. Bunda yıldızlı olanlar ilk tarihsel olarak temel sanat dedikleri resim, heykel, mimarlık, müzik, şiir. Daha sonra böyle bir bölüşmeye uğramış. Tabii güzel bir tanımını Atatürk veriyor. Bir cümlede özetlemiş. İki cümlede ya da işte diyor ki sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, name ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina olursa da mimarlık olur diye iki cümlede bütün sanatı özetlemiş Mustafa Kemal. Bu arada bizim okulda bunların hepsi var tabii. Bunun haricinde bir de bilim dalları var. Bilimi de işte genelde doğa bilimleri, formal bilimler, uygulamalı bilimler, sosyal bilimler gibi ayırıyorsunuz.
Burada fizik ve matematiği ayrıca ayırdım, daha koyu renkli söyledim. Çünkü evet, bakarsanız fizik bütün bu bilimlerin temeli gibi düşünebilirsiniz. Sosyal bilimler hariç tabii. Evet. Bütün uygulamalı bilimler, kimya, biyoloji, jeoloji, astronomi, işte ne bileyim, hatta matematiğin bir kısmı. Çünkü matematikte işte standart kalkülüs olarak bilinen konu tamamen fizikteki işte maddenin hareketini anlamak için işte Newton ve dönemdaşları tarafından kurulan yapı. Ya da işte modern zamanlara gelirsek işte bu sicim teorisindeki ya da daha başka teorik ve matematiksel fizikteki konuların matematikçileri etkilemesi, orada yeni matematiksel modelleri oluşturması, yapıları oluşturması gibi. Şimdi bunu söyledim. Buradan benzer şekilde resim de tüm görsel sanatlar ve uygulamalı sanatların temeli olarak düşünebilirsiniz. Çünkü ne bileyim, bina da yapacak olsanız bir mimar olarak ilk başta onun eskizini yapıyorsunuz. Ya da işte heykel de yapacak olsanız ilk başta bir eskizini yapıyorsunuz, üç boyutlu uygulamasını yapmadan önce. Dolayısıyla bu konuşma boyunca ben fizik ve resim arasındaki ilişkiye bakacağım. Ama bunu daha da genişletebilirsiniz. Yani az önce müzikten bahsettiniz. Müzikte sonuçta işte bir enstrümanınız var elinizde, orada bir takım teller titreşiyor, o tellerin hangi belli frekansları belli notalara karşılık geliyor, işte o bir size armoni oluşturuyor, işte o armoninin kulağa güzel gelmesi için belli bir matematiksel yapıya sahip olması gerekiyor vesaire. Fakat bu konuşmada sadece bir şeyden bahsetmeye çalışacağım, resimden. Sanat tarihçiler falan da dinliyorsa umarım kusura bakmazlar benden. Çok da sanat tarihi biliyorum denemez belki. Şimdi ilk başta bir şeyden başlayayım. Fizik nedir? Yunanca doğa bilgisi demek. İşte fizik, fizikis gibi bir şey. Madde ve maddenin uzay zamanda hareketini ve bu hareketin nedenlerini inceleyen bilim dalı. İki temel kavramı var. Enerji ve kuvvet. İşte kuvvet dediğiniz, bir cisminiz varsa işte böyle gidiyorsa kendi başına, bir anda yönünü değiştiriyorsa, o zaman diyorsunuz ki üstüne bir kuvvet etkileşmeye giriyor. Enerji de bu arkadaşın iş yapabilme kapasitesi, basitçe tanımlarsak. Fiziği şöyle diyebilirsiniz, bu gözükmüyor olabilir, kötü bir görsel seçmişim. Her ölçekte evrenin nasıl davrandığını inceleyen bilim. Yani işte bir metre civarında biz yaşıyoruz, bina yapıyoruz vesaire falan. 10 üzeri 27 metreye gidersek işte evrenin çapı gibi. İşte 10 üzeri eksi 15'lere falan gidersek de o zaman da parçacık fiziği yapıyoruz. Bu ikisi arasında da bir sürü bir şey oluyor. İşte biyoloji yapıyoruz, kimya yapıyoruz vesaire falan. Ama bütün o ölçeklerin temelinde aslında fizik var. Ondan sonra kendi dallarında özelleşmişler. Şimdi nasıl yaparsınız fiziği? Bir kere matematik bilmeniz lazım. Yani deneyci de olsanız, teorici de olsanız matematik bilmeniz lazım. Çünkü deneyciyseniz mesela gözlem yapıyorsunuz. Bu eski çağlardan beri olan şey, bir gözlem yapıyorsunuz, sonra deney yapıyorsunuz. O yaptığınız deneyden bir teori oluşturuyorsunuz. Bu teoriyi oluştururken de matematiği kullanıyorsunuz. Yoksa o deneyi bir daha tekrar etmenizin imkanı yok. Mesela siz burada deneyi yaptınız. Atıyorum işte dünyanın öbür tarafında o deneyi nasıl yapacaklar bilemezler. Öbür yöntem de matematiksel fizik. Matematiksel fizik enteresan bir şey. Yani belki benim için enteresan bir şey. Çünkü bu fizik problemlerini çözmek için veya fizik teorilerini daha da ileriye taşımak için, geliştirmek için bir takım matematiksel yöntemlerin uygulanması. Bu size ne fayda sağlıyor? Diyelim ki siz artık deney yapamıyorsunuz, bir yerde tıkandınız ya da o kadar büyük teknolojiniz yok. Matematiksel fizik kullanarak siz yeni fiziği öngörebiliyorsunuz. İşte buna en son örnek Higgs parçacığının bulunması. İşte ne zaman 60'larda bunu teorik olarak Higgs diyor ki işte böyle parçacıkların kütle kazanabilmesi için Higgs parçacığı diye bir şey olması lazım.
ki onlar kütle kazansın diyorlar. Onu ne zaman buldular? 2012 gibi falan buluyorlar. Yani 60 sene sonra buluyorlar. Ki parçacık fiziğinin yarıdan çoğu herhalde önceden teorik olarak öngörülen parçacıkların daha sonra deneyiciler tarafından konfirme edilmesi şeklinde. Şimdi fizik diğer dallarla nasıl etkileşir? İşte bir tanesi fizikten öğrendiğiniz bilginin doğrudan kullanılması. Yani ne bileyim mesela ışık nedir onu öğrendiniz. İşte ses nasıl yayılıyor, nasıl bir yerden yansıyor bunu öğrendiniz. Bunlar nasıl kırılıyor vesaire falan. Ya da yeni malzeme geliştirebilirsiniz, boyalar geliştirebilirsiniz. Görüntüleme teknikleri geliştirebilirsiniz. Yani modern çağda sizin tüm işte MR'ından tutun da işte ultrason vesaire falan hepsi fizik kökenli, hatta parçacık fiziği kökenli. Ya da işte hepimizin her gün kullandığı işte bu Google veya başka bir servis sağlayıcının haritaları. Bu tamamen fizik bilgisine dayanan şeyler. Daha sonra işte kuantum bilgisayarlar vesaire vesaire falan bunları daha da çoğaltabilirsiniz. Öbür kısmı da kavramsal olarak etkileşmeler. Yani fizikte geliştirilen kavramlardan esinlenilmesi. İşte mesela ne var? Kuantum mekaniğindeki veya özel genel görelilikteki farklı felsefi çıkarımlar var. Mesela diyorlar ki özel görelilik, işte felsefeciler diyor her şey göreli, işte kimine göre doğru, kimine göre yanlış vesaire falan. Bu tabii doğru bir çıkarım değil o zamanlar için. Şimdi böyle şeyler demiyorlar benim bildiğim kadarıyla. Çünkü görelilik bildiğiniz gibi aslında değişmezliklerin fiziği. Einstein size diyor ki ben bir referans çerçevesinde fizik kuralları buysa başka referans çerçevesinde de aynıdır. Ama sen bu referans çerçevesinde başka bir referans çerçevesine bakarsan mesela oradaki uzunlukları farklı görebilirsin falan diyor. Bundan tabii sanat akımları, sanat eserleri de etkileniyor. Az sonra bahsedeceğim işte kübizm, fütürizm gibi akımlar. Ya da işte bunları alıp farklı bilim dallarına uygulayabiliyorsunuz. Mesela ekonomiye uygulayabiliyorsunuz. İşte kuantum alan teorisindeki denklemleri alıyorsunuz, ekonomiye koyuyorsunuz. Ekonofizik diye bir şey icat ediyorsunuz. Orada bir takım gelişmeler sağlıyorsunuz. Ya da sosyal bilimlerde işte istatistik fizikte öğrendiğiniz kompleksiti, karmaşıklık vesaire gibi kavramlardan bir takım yeni çıkarımlar yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi sanatla ne alakası var diye sorarsanız, şimdi herhangi bir sanat eseri yaratmak için ya ışık olacak, ya ses olacak, ya ikisi birden olacak bir kere. Yani bunu teknik olarak kullanabilirsiniz fizik bilgisini. Bir de yani hep söylediğim gibi sanatta, bilimde insanlığın en üst entelektüel aktivitesi. Dolayısıyla sanat akımlarının fizikten etkilenmesi de gayet doğal bir şey. Tam tersi soruyu da sorabilirsiniz. Sanat ve fiziğin, sanatın fizikle ne alakası var diye. Bu çok teorik fizikçi bakışı belki de. Şimdi az önce demiştim, teorik fizik var olan deneysel gözlemleri açıklayan ya da gözlemlenmemiş yeni fiziksel bulguları bir şekilde tahmin eden matematiksel modelleme demiştim. Şimdi bizim için bir teori ne kadar güzelse o teorinin doğru olma ihtimali o kadar yüksek. Bunu da ilk söyleyen Dirac. Burada güzellikten ne kastediyoruz diye sorarsanız, sizin denklemlerinizin güzelliği, yani bir fiziksel olayı açıklayan denklem, işte ne kadar, bu da genelde simetrilerle ilgili. Ne kadar çok simetrisi varsa, ne kadar az terim içeriyorsa mesela, ne kadar az karmaşıksa, doğru olma ihtimali o kadar yüksek oluyor. Dolayısıyla yani biz fizikçilerde bir cins estetik kaygı duyuyoruz. Hmm. İşte o zaman da güzel fizik yapıyoruz falan gibi şaka da yapabiliriz belki. Biraz hızlı konuşuyorsam yavaş yavaş. İyi gidiyoruz. Peki şimdi dedik fizik dediğimiz şey
tanımını yaptık. İşte bütün ölçekte evren nasıl davranıyor onu anlamaya çalıştığımız bilim dalı demiştik. Şimdi ilk başta dörde böleriz, bölebiliriz bunu. Bir tanesi düşük hızlar ve büyük mesafeler. Yani bizim günlük hayatımız. İşte ne bileyim arabaya biniyoruz, yolda giderken düşüyoruz, dizimizi acıtıyoruz ya da bina yapıyoruz vesaire. Bu bölge klasik fizik alanına giriyor. Eğer hızlı gitmeye başlarsak ama yine büyük kalırsak ve yüksek hızlara çıkarsak, yüksek hız dediğim ışık hızına yakın hızlar, o zaman özel görelilik teorisi yapıyoruz. Eğer klasik fizikten yüksek hıza çıkacağımıza küçük mesafelere inersek, yani elektron gibi ya da atom gibi daha küçük mesafelere inersek, o zaman kuantum mekaniği yapıyoruz. Hem hızlı olalım hem yüksek olalım, yüksek hızda olalım hem de küçük mesafede olalım dersek de o zaman işte parçacık fiziği yapıyoruz. Bunların dördünden de kısa kısa bahsedeceğim. Ama bu grafiğin aslı böyle bir küp gibi bir şey. Yani biz bu sol üst köşedeyiz. Yani klasik Newton mekaniğini günlük olarak algılıyoruz. Ona klasik olarak Newton kütle çekimini ekleyebiliriz. Sol arka köşeye düşeriz. Kütle çekimini eklemeden küçük mesafelere gidersek kuantum mekaniği yaparız. Yani ben size az önce bu küpün üst yüzeyini gösterdim. Eğer kuantum mekaniğine kütle çekim ekleyelim dersek kuantum göreli olmayan ve kütle çekim içeren kuantum mekaniğine gidiyoruz. Diğer taraftan özel görelilikle beraber işte Newton kütle çekimini hızlı referans frame'le çerçevelerinde yaparsak genel görelilik oluyor ya da Einstein kütle çekimi diyoruz ona. Eğer bunların hepsini de birleştirirsek o zaman kuantum kütle çekimi yapmamız lazım. Şimdi bu küpün tek köşesini bilmiyoruz. Yani bu kuantum kütle çekim nedir, nasıl bir şeydir? Onun hakkında bir fikrimiz yok. İşte belki de şu andaki fiziğin en büyük krizlerinden bir tanesi. Çünkü diğer hepsini biliyoruz. Yani gözlemsel olarak da doğruluyoruz. Fakat bir türlü bu kuantum kütle çekimini beceremiyoruz. İşte onun için başka teoriler geliştirmeye çalışıyoruz. Daha yüksek boyutlara çıkıyoruz. İşte sicim teorisi diyoruz, multivers diyoruz vesaire vesaire falan. O kısımdan bahsetmeyeceğim bu konuşmada. Soran olursa kısaca bildiğim kadarını anlatmaya çalışırım. Neyse, şimdi çok fizikten bahsettim. Biraz sanata geleyim. Rönesans'tan başlayacağım. Yani antik çağlardan da başlayabilirdim ama çok uzun olurdu. Rönesans biliyorsunuz yeniden doğuş demek. İşte 14. yüzyılla 17. yüzyıl arasında. Çünkü neden 14. yüzyıl öncesinde yani antik çağla 14. yüzyıl arasında işte orta çağ var. Orta çağ dediğiniz Avrupa'da gayet sıkıcı bir çağ. Çünkü kilisenin etkisi var. Kilise de diyor ki her şey zaten kutsal kitapta yazıyor. Siz de boşu boşuna düşünmeyin diyor. O dönemdeki sanatta işte böyle yapışık bir sanat. Yani perspektif yok, derinlik yok. Daha çok dini temalar var Avrupa sanatında. Şey de enteresan bu arada bakarsanız. Yani Doğu kültürüyle Batı kültürünü kıyaslarsanız bu ikisi arasında gitgeller var. Nerede işte bağnazlık artmış, hemen sanat ve bilim öbür tarafa kaçıyor, doğuya kaçıyor, orada yükselmeye başlıyor. Bu sefer doğuda bağnazlık arttığı zaman da bu sefer Avrupa'ya kaçıyor, batıya kaçıyor. Bu sefer orada yükseliyor, burada düşüyor falan. İşte inşallah hani bu bilim kurgu kitaplarının geçtiği zamanlara gelmeden bu dengeyi bulacağız herhalde doğuda batıda, onu umuyorum. Ya da belki bulamayacağız, bilmiyorum. Neyse, şimdi bu Rönesans'ta dediğim gibi yani insanlar pek düşünülmesini istemiyor o zamana kadar. Fakat bu Rönesans'ta sanatçılar, düşünürler
insan düşüncesinin ne kadar önemli olduğunu tekrar farkına varıyorlar. O yüzden Rönesans deniyor zaten, yeniden doğuş gibi. Eski Yunan'daki ya da antik çağdaki bu felsefe, işte mantık, güzel sanatlar tekrardan önem kazanmaya başlıyor ve deyim yerindeyse bir şekilde onları kopyalayarak daha ileriye götürmeye çalışıyorlar. Bunu yaparken de tabii matematik kullanıyorlar. Çünkü bu işte ben buradaki resimler bu arada benim tamamen kişisel seçimlerim. Yani Botticelli'nin Venüs'ü doğuşu bu. Venüs'ün doğuşu adlı resmi. Evet. Rönesans döneminin önemli bir resimlerinden. Ama işte ilk bu mudur derseniz ilk bu değil. Benim bildiğim Giotto galiba. Yanlış söylemiyorsam. Neyse, sanat tarihçiler dinliyorsa dalga geçerler en kötüsü. Neyse, ben Botticelli'yi seviyorum. İşte bu da onun güzel resimlerinden bir tanesi. Burada tabii bir sürü semboller vesaire falan var. Oralara girmeyeceğim. Bir önemlisi de bu Rafael'in Atina okulu. Sistine Şapel'deki, Vatikan'daki. Bu da önemli bir resim. Şimdi bakarsanız burada bariz bir perspektifi görüyorsunuz. Bir bakanın gözü var. İşte ön tarafta figürler daha büyük. Arkaya gittikçe küçülmeye başlıyor. Bir kaçış açısı var. İşte bunu böyle bilgisayarda küpler halinde çizerseniz o şeyi çok güzel görebiliyorsunuz. Perspektifi görebiliyorsunuz. Bu resim, yani resim değil daha doğrusu, fresk önemli bir şey. Neden? Çünkü Rafael burada işte eski Yunan'da ne kadar matematikçi, felsefeci varsa hepsini bu resme koymuş. İşte mesela ne denir? Bu ortadan giren el ele işte Aristo'yla Platon kapıdan giriyorlar. Hı hı. Ondan sonra şu şeye alıştığım için, tahtada anlatmaya alıştığım bir için. Cursor'la falan göstermeniz mümkün mü hocam onları acaba? Gösteremiyorum, onu denedik. Öncesinde öyle bir şey olmuyor galiba. Neyse, şu kapının önündekiler Pisagorlar, Aristo. Ondan sonra o resmin altında sol köşede böyle sakallı, saçları olmayan, deftere bir şeyler yazan arkadaş Pisagor. Evet. Ondan sonra sağ taraftaki kalabalıkta şu o sakallı, oturan sakallı da Michelangelo poz vermiş. Rafael'e. Ama unuttum onun kim olduğunu. O da meşhur felsefecilerden bir tanesi. Bu sağ tarafta da bir şey var. Öklit var. Öklit ve öğrencileri sağ altta. Sağ tarafta. Sakallı olan herhalde Öklit. O zamanlar hep işte böyle sakallı oluyor. Evet. Bizim çağızlar. Neyse. Bu böyle bir resim. Yani Rafael niye bunu böyle yapıyor? İlk yaptığında tabii bir şey diyorlar. Niye böyle bir şey yapmış diyorlar. İşte kimse beğenmiyor, etmiyor falan. Ondan sonra kafası çalışanlar bu resme bakıyor. Ya bakın öyle değil. Bu adam burada çok önemli şeyler anlatmış diye halka anlatmaya başlıyor. Çünkü Rafael'in derdi düşüncenin köreldiğini düşünüyor 16. yüzyılda. Ve buna bir tepki göstermek ve belki de engellemek için bu freski yapıyor. Ve o freskte de işte eski Yunan'daki ya da antik çağdaki önemli ne kadar şey varsa, ne denir, felsefeci ve matematikçi varsa, düşünür varsa, evet, oraya yerleştiriyor. Şimdi bu Rönesans önemli bir çağ tabii. Klasik mekanikten başlayacağım. Bu Rönesans'ta mesela ne bulunuyor? Mercek yapmaya başlıyorlar. Mercek yaptıktan sonra teleskop yapmaya başlıyorlar. Teleskop yaptıktan sonra da gökyüzüne bakmaya başlıyorlar. Oradan bir sürü gözlem yapma fırsatları oluyor. İkincisi matbaayı keşfediyorlar. Matbaayı keşfettikten sonra da kitap basmaya başlıyorlar. Hem gözlük yaptıkları hem kitap bastıkları için insanlar da daha çok okuyabiliyor. Bilgi daha fazla insana aktarılabiliyor. Ayrıca bu Rönesans'taki büyük insanlar, Leonardo mesela, adam süper kahraman gibi bir şey. Yani hem ressam hem anatomiden anlıyor, hem mühendislikten anlıyor.
Evet. Heykeltıraş, ressam, evet, vesaire falan her şey var. Böyle tam bir dönemin süper kahramanı gibi bir şey bakarsanız. Ondan sonra bilim gelişmeye başlıyor. İşte 17. 19. yüzyıllar gibi az önce bahsettiğim klasik mekanik inşa edilmeye başlıyor. Klasik mekanik de determinist bir sistem. Yani eğer bir cismin şu andaki durumu ile ilgili tüm bilgiye sahip olursanız, gelecekte tam olarak ne yapacağını biliyorsunuz, geçmişte de tam olarak ne yaptığını bilebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla bu klasik mekanikteki bu şey bizim ne denir, hislerimize uygun bir şey. Yani günlük tecrübelerimize uygun bir şey. Çünkü işte taş atarsam düşer vesaire falan gibi çıkarımları var. Burada tabii büyük adamlar Galileo, işte Tycho Brahe, Kepler, Newton, Leibniz falan, bunları çoğaltabilirsiniz. Dert de doğayı gözlemlemek tabii, incelemek, doğa yasalarını anlamak, bunları da matematiksel olarak formüle etmek. Şimdi bizim fizik eğitiminin bayağı bir kısmı bu dönemde oluşturuluyor. Yani işte ışık nedir, dalga nedir, termodinamik nedir, istatistiksel fizik nedir, işte akışkanlar mekaniği vesaire falan, bütün temelleri bu dönemde atılıyor. Yani dolayısıyla bayağı önemli bir dönem bakarsanız. Burada şey koymuşum, Caravaggio'yu koymuşum. Tabii klasik mekanikle bir alakası yok ama ne denir, klasik dönemden bir resim. Ne var burada? Bu işte Caravaggio'nun en etkileyici şeyi, işte tepede noktasal bir ışık var. Evet. Onu da biliyorsunuz, sonra o da kendini dine veriyor. O yüzden böyle yukarıdan noktasal bir ışık iniyor aşağıya doğru. İşte o aydınlatıyor, ama bunu benim bildiğim kadarıyla ilk yapan ve en başarılı yapan Caravaggio. Ama çok güzel bir görsel hocam, iyi seçmişsiniz. Sağ ol hocam. Gerçi onun hepsi güzel. Yani bu ilk döneminde biliyorsunuz daha çok işte şey yapıyor, çiçek böcek vesaire falan yapıyor, Caravaggio. Ondan sonra işte bir tane modeli var, sonra o modeline küsüyor falan. Ona küstükten sonra da işte bu magazin kısmı için, evet, daha bir kendini dine veriyor. Daha işte böyle ağır işler yapmaya başlıyor belki de. Bu tam şeyden sonra, o biliyorsunuz Medusa'nın saçları vardır, böyle bir sürü, evet, evet, kapalı meşhur bir resmi vardır. Ondan sonra bu işleri yapmaya başlıyor. O da onun ne derler, modeli. O Medusa'daki, evet, arkadaş. Evet. Neyse. Sonra bu şey, bunlar yine 1892 bu. Signac diye bir ressam. Bunlar puantilist ya da işte noktasalcı denilen arkadaşlar. Bunların dertleri de boyaları nokta nokta koymak. Yani tıpkı bizim şu anda evlerimizdeki LCD televizyonlar gibi. İşte orada da mavi, kırmızı, yeşil, evet, nokta var. Evet. O noktalar işte belli renkleri alıyor. Siz işte ekranda belli bir resmi görüyorsunuz. Bunlar boyayla bunu yapalım diyorlar. Çünkü o zaman resim daha çarpıcı olur, daha etkileyici olur, göze daha parlak gözükür falan gibi bir teorileri var. O teoriler doğru çıkmıyor. Ama yine de mesela bu işte neydi bu? Kuyudaki kadınlar resmi. Bunun detaylarına bakarsanız mesela şu, tabii ben parmağımla gösteriyorum da siz görmüyorsunuz. Oradaki yeşil bölgeye baktığınız zaman onları bu Signac işte yeşil, sarı, mavileri yan yana koyarak yapmış ve size orada bir efekt sunmaya çalışıyor. Bu bana hep şeyi hatırlatıyor, istatistiksel fiziği hatırlatıyor. Çünkü sizin termodinamik diye bir kavramınız var. Ne yapıyorsunuz? Termodinamikte işte bir tencere suyunuz var, onun sıcaklığını ölçüyorsunuz, basıncını ölçüyorsunuz vesaire falan. Ondan sonra da o ölçtüğünüz değerlerden işte basıncı, hacmi şuysa, sıcaklığı da buysa, bunların arasında da böyle bir ilişki varmış diye böyle empirik yasayı buluveriyorsunuz. Fakat neden bu yasa doğru, onu bilmiyorsunuz. Onu bilmek için istatistik mekanik yapmanız lazım.
O zaman mesela işte bir odadaki gazları oluşturan gaz moleküllerinin tek tek hareketlerini bir şekilde hesaba katmanız lazım. Bu hareketlerin kolektif davranışı size termodinamik yasaları veriyor. Bu da bir parça da onun gibi. Yani bilmiyorum, çok kişisel bir görüş de olabilir. İşte siz böyle minik minik noktasal şeylerden bir kompozisyon oluşturmaya uğraşıyorsunuz. Bunun çok daha fazla, çok daha güzel örnekleri var ama konuşmayı fazla uzatmamak için eklemedim buraya. Hı hı. Bu klasik mekanik kısmıydı. Şimdi şey anlatacağım, özel görelilik anlatacağım. Ama yani genelde hep şey sanılır, görelilik Einstein bulmuştur falan diye düşünülür. Ama aslında bu doğru değil. Aslında ilk görelilikten bahseden Galileo. Hı. Hatta işte şey diyor, bir gemide mum yakarsam, gemi işte şu hızla gidiyorsa, içinde de rüzgar varsa, işte o mumun hızı ne kadar gözükür diye düşünüyor ve yazıyor. Bunda da basitçe şöyle düşünebilirsiniz. Mesela açık mavi ile A dediğim yer, yani siyah bölgedeki A yer, diyelim ki duran bir gözlemci. İşte sahilde oturmuş, önünden geçen bir gemiye bakıyor. O gemi de B ile gösterdiğim açık mavi alan, o da V hızıyla gidiyor. Diyelim ki geminin içinde de bir U hızıyla koşan bir çocuk var diyelim. Şimdi B gözlemcisi, yani gemide oturan çocuğun annesi diyelim mesela, çocuğu koştuğu zaman onu U hızıyla koştuğunu görüyor. Ama sahilde oturan kişi baktığı zaman B'yi V hızıyla gittiğini görüyor, çocuğunsa U artı V hızıyla hareket ettiğini görüyor. Bu tıpkı hani yolda giderken, otoyolda giderken mesela siz 80 kilometre ile gidiyorsunuz, yanınızdaki de siz güzel araba kullanıyorsunuz, işte kurallara uyuyorsunuz falan, yanınızdaki de sizin yanınızdan 150 kilometre hızla vın diye geçiyor. Onun size göre göreli hızı 70 kilometre oluyor. Ya da karşılıklı geçiyorsanız, siz 50 ile gidiyorsanız, o 70 ile gidiyorsanız, işte öbürünün hızı 120 gibi gözüküyor falan. Bu bizim bildiğimiz klasik görelilik. Hatta işte ortaokulda, lisede falan da soruyorlar böyle şeyler. İşte kamyon çıkmış Bursa'ya gidiyormuş da öbür tarafa gidiyormuş falan gibi. Bu bilindik bir şey. Einstein'ın yaptığı, Einstein diyor ki burada geminin üstünde çocuk koşacağına, çocuk elinde bir fenerle ışık yaksın ve biz ne görürüz diyor. Buradan şunu söylüyorsunuz, ışık tüm referans çerçevelerinde aynı hızla ilerler. Yani sahilde oturan bu A gözlemcisi de, duran gözlemci de, gemide oturan işte B gözlemcisi de ışığı C hızıyla görüyor. Yani daha önce neydi, ne görmesini beklerdiniz? A'nın V artı C diye görmesini beklerdiniz. Ama ikisi de C hızıyla görüyor. Hiç böyle düşünmemiştim. İşte bir dakika, hızı gittim. Hmm. Şimdi ikisi de böyle gördüğü zaman, o zaman bir acayip bir şey oluyor sizin. Yani uzay ve zaman dediğiniz şeylerin aslında birbirinden bağımsız olmadığını görüyorsunuz. Hmm. O zaman ne görüyorsunuz? Birincisi bu işte özel göreliliğin çıkarsımları, eş zamanlılık göreli değil, göreli eş zamanlı. Yani siz bir referans çerçevesinde oturuyorsunuz, diyelim ki sahilde oturuyorsunuz, işte bir olayla başka bir olayın aynı anda olduğunu görüyorsunuz. Ama size göre farklı bir hızla giden adam mesela A olayının önce olduğunu görüyor, B olayının daha sonra olduğunu görüyor. İşte ışık hızına yaklaştığınız zaman daha kısa görüyorsunuz. Ya da ne bileyim, ışık hızına yaklaştığınız zaman zaman sizin için daha yavaş geçiyor. Yerde geçene göre daha hızlı geçiyor. İşte bu meşhur ikiz paradoksu dedikleri. Bir tane ikizi alıp işte uzay gemisine bindirip ivmeli hareket yaptırıp dünyanın etrafında birkaç kere döndürüp geri getirirseniz o sizden daha az yaşlanmış oluyor. Bu arada ölçülmüş bir şey. Yani bunların hiçbiri teorik değil artık. Bir ikincisi de işte bu popüler kültürün en meşhur
denklemi E eşittir MC kare. Yani kütle ve enerjinin eş değerliği. Ama bunun diğer bir çıktısı, işte orada bu çok fizikte kullandığımız bir diyagram. İşte bir tanesi uzayı gösteriyor. Paralel olan yer size uzayı gösteriyor. Ona dik olan eksen zamanı gösteriyor. İşte geçmiş var, gelecek var. İşte siz şu andaysanız tam o koninin ortasındasınız. Sizin geleceğinizde görebileceğiniz olaylar o koninin içinde kalan olaylar oluyor. Ya da geçmişte sizi etkileyen olaylar da o geçmiş konisinin içinde kalan noktalar oluyor. O konilerin dışındaki olan şeyler sizi etkilemiyor. Buradan ne diyorsunuz? İşte uzay ve zamanı birbirinden ayırmak mümkün değil. Çünkü klasik fizikte zaman dediğiniz şey bir parametre. Uzay dediğiniz şey de işte 3 boyuttaysanız en boy yükseklik mesela. Zaman da dediğim gibi sizin olayları belli bir sıraya koyduğunuz bir ölçüm aracı. Fakat özel görelilik yapmaya başladığınız zaman görüyorsunuz ki uzayla zamanı birbirinden ayırmanız mümkün değil. Dolayısıyla evrenin 3+1 boyutta olduğunu, yani 4 boyutlu, yüksek boyutta, daha yüksek boyutta yaşadığımızı görüyorsunuz. Ya da en az 3+1 boyutta, yüksek boyutlu teoriler var demiştim. Şimdi bu tabii bundan bahsetmedim. Şimdi teorik fizikçilere de ya da işte yüksek enerji teorik olması şart değil. Sanatçılara da aynı soru sorarlar. İşte bu yaptığın ne işe yarar? Mesela siz ressamsınızdır, resim yapıyorsunuzdur. Biri gelir size der ki işte aklı evvelin biri. İşte senin bu yaptığın şey karın doyurur mu? İşte ne faydan var vesaire falan der. Ondan sonra bize de şey diyorlar işte bilmem kaç boyutta fizik yapsan ne yazar, yazmasan ne yazar falan derler. Bu görevliliğin günlük hayatta işe yaraması işte bu GPS dedikleri şey. Yani Google Maps'te vesaire. Bu Google Maps'te size nerede olduğunuzu belirlemek için elinizdeki cihazın en az 3 tane uydudan sinyal alması lazım. Evet. O 3 tane uydu size saatin kaç olduğunu, kendilerine göre saatin kaç olduğunu söylüyor. İşte matematikteki üçgenleme denen bir yöntem var. O üçgenleme yöntemiyle de sizin dünya üzerinizdeki işte en boy yükseklik koordinatlarınız ortaya çıkıyor. Size tam olarak söylüyor. Fakat bunu yapmanız için bu özel görelilikte ki düzeltmeleri kullanmanız lazım. Yani klasik fizik kullanırsanız şeyi bulamazsınız. Ne denir? Bu haritalar doğru yer göstermez. İşte burada artık gördüğünüz gibi dünyamızın etrafında bir sürü uydu var. Hı hı. Dediğim gibi işte bu düzeltmeleri kullanmadan yapamazsınız. Şimdi bir soru sorayım. Diyelim ki evren dedik 3+1 boyuttu. Yani 4 boyutlu. Diyelim ki biz 2 boyutta yaşayalım. Yani bir masa düzleminde yaşıyoruz. Kafamızı da yukarıya kaldıramıyoruz. Sadece önümüze bakabiliyoruz. İşte ne bileyim hücreler gibi mesela. Hangi şekilleri görürüz? Yani burada görebileceğimiz 2 tane şekil var. Ya nokta görürüz ya çizgi görürüz. Başka da bir şey göremeyiz. Tıpkı 3 boyutlu bir binaya baktığımız zaman binanın arkasını göremediğimiz gibi o binanın etrafından dolaşmamız lazım ki onun 3 boyutta neye benzediğini anlamak için. Dolayısıyla nokta ve çizgi görebiliyoruz dedik eğer 2 boyutlu canlılar olsak. O gördüğünüz şekil sizin işte bir kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız neyse o olabilir. Ya da ne bileyim 3 boyutlu bir kütük olabilir. Çünkü siz bir 3 boyutlu cismi 2 boyutlu bir şeyin içine daldırırsanız siz kafanızı kaldırmadığınız zaman onun 3. boyutunu göremediğiniz için ne olduğunu bilemezsiniz. Etrafında dolaşsanız bile bilemezsiniz. Şimdi buradan ne çıkıyor diye bakarsanız kübizm çıkıyor buradan. İşte ilk
1907'de Picasso'nun Avignonlu Kızları, özel görevlilik 1905 yılı, işte genel görevlilik 1915 yılı. Yani işte herhalde bu dönemde yavaş yavaş evrenin 3 değil de 4 boyutlu olduğu konuşulmaya başlıyor. Picasso da burada bir şey kafaya takıyor. Eğer ben 4 boyutlu bir canlı olsaydım, 3 boyuta baksaydım nasıl görürdüm diye. Orada da dediği herhalde tüm açılardan cismi görebilirdim diyor. Daha sonra da bunu 2 boyutta resmetmeye çalışıyor. Bu mesela işte mandolinli kadını, başka o bir resmi koymamışım. Ne denir? Burada işte dediğim gibi bakıyorsunuz siz yüksek bir boyuttan. O kişinin hem sağ taraftan profilini görüyorsunuz, hem sol taraftan görüyorsunuz, hem önden görüyorsunuz. Bunları da birleştirdiğiniz zaman işte bir gözü orada, bir gözü burada, işte burnu şu tarafa bakan falan değişik resimler çıkacağını düşünüyor. Ve onu resmetmeye çalışıyor. Bu işte Delaunay, eş zamanlı pencereler. Bu da belli ki görelilikteki eş zamanlıkta esinlenmiş. Bir de kübizmden başka fütürizm var. Fütürizmin derdi de zamanı bir şekilde resme sokmak. Bunu nasıl sokabiliriz diye düşünüyorlar. İşte bunlardan meşhurları, işte bir tanesi Boccioni, onun çok da güzel bir heykeli var. Sonra Duchamp, bu işte merdivenlerden inen çıplak. Burada gördüğünüz gibi sanki bir sinema karesini, bir filmi üst üste resmetmiş gibi. İşte tepeden başlıyor, iniyor. Bütün o hareketi aynı tuvalin üzerine yerleştirmeye çalışıyor. Daha sonra işte Ruslar var bunu yapmaya çalışan. İşte bu da böyle hız kazanmış bir şey gibi. Evet, orada bunu dememişim. Şimdi şey, fizikçi varsa dinleyen gülerler biraz. Bu kübizmle fütürizm arasındaki ilişkiye bakarsanız, bu bizim fizikçilerin wick rotasyonu dediği gibi şey gibi bir şey. Yani zamanı kompleks zaman alırsanız 3 artı 1 boyuttan 4 boyuta gidiyorsunuz. O zaman fütürizmden de kübizme gitmiş oluyorsunuz. Ama fizikçiler dinlemiyorsa çok da komik olmayabilir bu espri. Neyse, şimdi görelilikten bahsettim. Klasik mekanikten bahsettim. Görelilikten bahsettim. Bir de kuantum mekaniği vardı. İşte ilk Planck fizik yapmak istiyor. Planck'ın hocası diyor ki işte evladım fizik bitti diyor. Sen git başka bir şey çalış diyor. O da yok diyor, ben illaki fizik yapacağım diyor falan. Ondan sonra kara cisim ışımasını buluyor. Kara cisim ışımasında da işte böyle bir tane kutunuz var siyah. İçinde ışık geziniyor. Sonra o ışığın enerjisine baktığınız zaman enerjinin sürekli olmadığını, kesikli olduğunu görüyor. Ki bu bizim klasik mekanikte olmayan bir şey. Çünkü klasik mekanikte her şey sürekli. Bütün işte sizin konumunuz, hızınız, enerjiniz. Planck bunu bulduktan sonra tabii yeni bir dal doluyor. İşte o yüzden ona Planck sabiti diyorlar. Çünkü belli ışığın frekansının belli katları kadar enerji değeri alabiliyor. O zaman baktığınız zaman ne diyor? İşte bazı fiziksel büyüklükler, işte bunlar nedir? Konum, hız, renk, sürekli değerler yerine kesikli değerler alıyor. Ondan sonra çekirdek etrafında elektron döndüğünü buluyorsunuz o dönemde. Fakat elektron artı yüklü, proton artı yüklü, elektron eksi yüklü ne beklersiniz? İşte bunun etrafında ivmeli hareket yaparak ışımasını, sonra da protonun üstüne düşmesini beklersiniz. Fakat böyle olmuyor. Elektron aynı yörüngede dönmeye devam ediyor. Hiçbir zaman protonun üstüne düşmüyor mesela hidrojen atomunda. Bunun da neye denk geliyor bu? Sizin atom dediğiniz şeyi eğer uyarırsanız bunun enerji seviyelerinin kesikli olmasına denk geliyor. Yani yine klasik mekanikte görmediğiniz bir şey. Sonra hakikaten de spektrumuna bakıyorsunuz. Spektrumu, yani hidrojen atomundan gelen işte ışımaya bakıyorsunuz, onun kesikli olduğunu görüyorsunuz. Sonra yine işte biraz daha kurcalıyorsunuz, teoriyi geliştiriyorsunuz.
ışık ve maddenin hem parçacık hem dalga gibi davranabildiğini görüyorsunuz. Bunu deneysel olarak görebiliyorsunuz. Çünkü siz su dalgalarıyla girişim deneyinin nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Işıkla da nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Fakat aynı deneyi elektronla yaparsanız, mesela bu en üstten ikinci, üçüncü şekiller. İşte az elektron atarsanız bir şey gözükmüyor. Ama o gri resmin en sağına bakarsanız orada bir koyu bölgeler var, açık bölgeler var. Onlar elektronların çarptığı veya çarpmadığı yerler. Yukarıdaki deney ışıkla yapılan deney. Işıkla yapılan deneyle aşağıda elektron ile yapılan deneyi karşılaştırırsanız elektronların da tıpkı ışık gibi davrandığını görüyorsunuz çift yarık deneyinde. Ondan sonra diyorsunuz ki bu işte dalga gibiyse aynı zamanda parçacık gibidir. Bunu da işte fotoelektrik etkide görüyorsunuz. Einstein gösteriyor onu da. Bir metalin üzerine ışık gönderirseniz o ışığın belli bir frekansı varsa metalden elektron kopartabiliyor. Bu da ancak sizin ışık dediğiniz şeyin parçacık özelliği. Yani belli enerji paketleri taşıması gerektiğinden olduğunu görüyorsunuz. Ve en şeyi de sansasyonel de belki belirsizlik ilkesi. Bu nedir belirsizlik ilkesi? İşte bir takım birbirinin tamamlayıcısı olan büyüklükler var fizikte. Mesela hız ve konum gibi. Siz bu konumu ve hızı tam kesin olarak aynı anda ölçemiyorsunuz. Eğer hızı aynı ölçerseniz kesin olarak, o zaman sizin konumdaki belirsizliğiniz çok büyük oluyor. Eğer konumu kesin olarak belirlerseniz bu sefer hızdaki ya da momentumdaki aynı şey belirsizlik çok büyük oluyor, sonsuz oluyor. Bu nasıl bir şey? Çünkü bir şeyin konumunu ölçmek için tek ölçüm yapmanız lazım. Hızını ölçmek için iki ölçüm yapmanız lazım. Siz diyelim ki bir atom altı parçacığın konumunu ölçerseniz artık o parçacığın durumunu değiştirmiş oluyorsunuz. Durumunu değiştirdiğiniz için de hızını ölçemiyorsunuz. Bu tıpkı şey gibi. Ne denir? Siz diyelim ki körsünüz. Elinizde pimpon topları var. Karşınızda da bir tane büyük bir cisim var. Ayı var mesela. Siz pimpon toplarını işte o ayının üstüne doğru atıyorsunuz. Sonra da bir şekilde o yansıyan topları hissedebildiğinizi düşünün. Oradan işte o karşınızdaki cismin silüetini çıkartabilirsiniz. Çünkü sizin attığınız pimpon topunun enerjisi karşınızdaki büyük cismin yani çok çok küçük olduğu için o cismi çok da fazla etkilemez, durumunu değiştirmez. Ama sizin elinizdeki ölçüm yaptığınız şey pimpon topu kadarsa, sizin de elinizde pimpon toplarıyla o ölçümü yapıyorsanız, o pimpon topuna atıp topu ondan sektirip oradan ölçümü aldığınızda öbür pimpon topu kim bilir nereye gidecek. Bu bir parça buna benziyor. Dolayısıyla bunu inşa ettiğiniz zaman klasik mekaniğin aksine tam bir deterministikten bahsedemiyorsunuz. Daha çok olasılıklardan bahsediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bir parçacık %80 olasılıkla buradadır, %20 olasılıkla buradadır. Dolayısıyla bunların işte süper pozisyonlarını alıyorsunuz vesaire vesaire. Tabii bunu sizin günlük hayatta edindiğiniz deneyimlerle anlamanız mümkün değil. Bir saati geçtik. Bunu anlamanız için matematik kullanmanız lazım. Oradaki denklemlerin doğruluğuna güvenmeniz lazım. Yoksa başka türlü bunu hissederek yapmanız mümkün değil. Yani çünkü mesela Dirac derse giriyor bir gün. Diyor ki işte öğrencilerine işte böyle elektron düşünün diyor. Portakal gibi olsun diyor, işte atomun etrafında dönsün diyor falan, düşünebiliyor musunuz diyor. İşte bütün sınıf evet düşünüyoruz diyor. O da çok kızıyor öğrencilerine. Bu öyle bir şey değil, elektronu bir portakal gibi düşünemezsiniz diyor. Yine ne işe yarar diye sorarsanız, işte birçok bir sürü uygulaması var. İşte mesela mimarlık, iç mimarlık falan en basit örnek. Bu sizin bildiğiniz şey kapılar.
yaklaştığınızda fotoselli kapılar. Çünkü siz yaklaştığınızda yukarıda bir tane işte fotosel var. Orada işte ışık gidiyor, geliyor, elektrik üretiyor, kapıya açıl diyor, açılıyor vesaire falan. Yani biri size derse bu kuantum mekaniği görelilik ne işe yarar diye ya da bir işe yaramaz diye işte her gün kullanıyorsunuz diyebilirsiniz. Sanattaki etki, bunun yansıması ne? Benim işte en sevdiğim Dali. Bu Dali'nin eşi kürelerin Galatea'sı. Burada işte bir atomlar olarak Galatea'yı resmetmeye çalışıyor. Bu her bir kürenin içinde de başka bir dünya varmış gibi falan. Daha sonra bu işte belleğin azminin parçalara ayrılması. Burada da etkilendiği tamamen işte kuantum mekaniğindeki keskili yapı. İşte orada uzay zamanı betimlediği şey daha çok işte böyle bir keskili yapı. İşte yine görelilikten etkilendiği, her ne kadar kendisi işte masada kamember unutmuş, işte Fransız peyniri güneş altında erimiş de işte ondan esinlendim falan dese de bu akan saat figürleri için bu basbayağı şeyden etkilenmiş, işte o dönemin fiziğinden etkilenmiş. Çünkü Dali de hakikaten çok özel bir insan. Bayağı ciddi şekilde de fizik biliyor aslında. Yani modern fiziği takip eden birisi. Diğer uygulamaları diye bakarsanız işte bu nano malzemeler vesaire vesaire falan gibi şeyler. Bunu geçeyim, fazla uzatmayayım. İşte geldik en sonunda işte parçacık fiziği ya da işte kuantum alan teorisi dediğim şey. Ne denir? Atom cinsinden mesela bir atomun boyuna bir dersek onun 10.000'de 1'ine gittiğimiz zaman çekirdeğin içini görüyoruz. Çekirdeğin içinde işte protonlar, nötronlar falan var. İşte atomun 100.000'de 1'inde proton boyutuna inmiş oluyoruz. Eğer 100.000.000'da 1'ine inersek de kuarkları, elektronları görüyoruz. Dolayısıyla kuarkların bir altyapısını henüz görebilmiş değiliz. Belki de yok. Muhtemelen de yok. Elektronların da bir altyapısı yok. O yüzden bunlar bizim temel parçacıklarımızı oluşturuyor. Burada da formüle edilen şey... madde var. Madde dediğimiz fermiyonlar, yani yan yana gelemeyen, kuantum mekaniğindeki dışarılama ilkesinden dolayı yan yana gelemeyen şeyler. Bir de bozon denilen parçacıklar var. Bunlar da kütleyi taşıyan parçacıklar. Bu tıpkı şeye benziyor. Siz işte kayıktasınız. İşte arkadaşınız da başka bir kayıkta. Siz ona bir top atıyorsunuz. O topu yakalıyor. O da size aynı şekilde topu geri atıyor. Fakat o topu atarak birbirinize momentum veriyorsunuz. O zaman ne oluyor? Birbirinizden uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Alan teorisinde de etkileşmeleri böyle söylüyorsunuz. Yani sizin maddeniz var. Diyelim ki nerede ekran? Burada elektronunuz var. Burada da protonunuz var. Ya da iki tane elektronunuz olsun. Bu da elektron, bu da elektron. İşte hepimizin ilkokuldan beri bildiği eksi eksiyi itecek. Bunlar ne yapıyorlar? Uzayda birbirlerine yaklaşacaklar. Daha sonra bu elektron buna bir foton yolluyor. Yani ışık yolluyor. Diyor ki ben geliyorum diyor. Git buradan diyor. O da tamam gördüm diyor. Sen de git diyor falan. Bunlar bu birbirlerine değmeden saçılıyorlar. Uzaklaşıyorlar. Ya da tam tersi. Burada diyelim ki bu pozitron olsun. Bu elektron olsun. Bu sefer de işte ben eksiyim sen artısın gel beraber olalım falan diyorlar. Bunlar geliyorlar çarpışıyorlar vesaire. Şimdi bunun farkı ne daha önceki teorilerden? Bütün kuantum mekaniğinde de klasik mekanikte de yeni parçacık yaratamıyorduk. Yani elinizde iki tane top varsa bu iki top ya birbirine çarpıyor, bin parçaya ayrılıyor ama yine toplar top kalıyor. Yani yoktan bir şey var edemiyordunuz. Fakat görelilikle kuantum mekaniğini birleştirdiğiniz zaman o zaman görüyorsunuz ki siz uzay zamanın belli bir bölgesine yeteri kadar yüksek bir enerji yoğunlaştırabilirseniz oradan bir sürü parçacık yaratabiliyorsunuz. Bu da şu anda CERN'de yaptıkları iş. Yani ne yapıyorlar? Protonları birbirleriyle çarpıştırıyorlar. Hızla döndürüp.
Bunlar birbirleriyle çarpıştıkları zaman çok büyük bir enerji oluşuyor o noktada. O enerji de size işte milyarlarca yeni parçacığın ortaya çıkmasına neden, farklı parçacığın ortaya çıkmasına neden oluyor. Siz de o farklı parçacıklara bakıp orada ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyorsunuz. Yani tıpkı şey gibi iki araba kafa kafaya çarpışıyor. Ondan sonra arabaların işte vites kutusu bir yere gidiyor, tekerleği bir yere gidiyor, bir şey bir yere gidiyor falan. Siz de gidip o parçalardan aa burada ne olmuş, hangi araba neymiş falan onu anlamaya çalışıyorsunuz. Bu işte şey ne denir? Higgs bulunda, dağında, CERN'de yayınladıkları resimde işte bu kırmızı protonlar geliyor, çarpışıyor. Bu arada sarı kısımda bir sürü parçacık oluşuyor. Onun solunda da bir sürü dedektör var. O dedektörler de gelen parçacıkları yakalayıp o parçacıkların işte çeşitli özelliklerini ölçüyorlar. Yükünü, kütlesini, işte spinlerini vesairesini. Oradan da o parçacıkların ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Öyle koskocaman bir data çıkıyor tabii orada. Şimdi bu parçacık fiziğini kullanarak fiziğin şu anda geldiği en tepe nokta standart model. Standart model dediğiniz şey elektromanyetik etkileşmeler. Ondan sonra şeyden sorumlu, nükleer bozulmalardan sorumlu zayıf etkileşmeler. Ondan sonra çekirdeğin içinde mesela protonları bir arada tutan güçlü etkileşmeler. Bunların da temel parçacıklardan oluştuğu görülüyor. İşte bunlar işte kuarklar var. 6 tane işte o 6 tane 3 tane elektron, miyon, tau gibi yani miyon ve tau elektron gibi parçacıklar biraz daha tombulu. Ondan sonra bunlara karşılık gelen nötrinolar var. Bir de bu elektromanyetik etkileşmeyi taşıyan fotonlar var. Ondan sonra zayıf etkileşmeleri taşıyan omega ve z bozonları denen şeyler var. Bir de güçlü etkileşmeleri taşıyan gluonlar var. Yani yapışkanlar var. Çünkü bir protonu 3 kuarktan oluşturuyorsunuz. İşte UUD kuarkı getirirseniz proton oluyor. UDD olursa nötron oluyor. Bunları da bir arada tutan parçacıklar gluonlar. O yüzden yapışkan demişler. Bu parçacıkların birçoğu ilk başta deneysel bulunduktan sonra mesela işte bu top quark, bottom quark dedikleri ya da ne denir? Alt quark, üst quark mı deniyor Türkçesi tam hatırlayamadım şimdi. Bunların hepsi bir teorik olarak öngörülmüş şeyler. Böyle diyorsunuz ki benim teorimin güzel bir simetrisi olsun mesela işte böyle çok SU3 diye bir simetri var. Böyle bir simetri olsa aman da ne güzel olur diyorsunuz. Onu kullandığınız zaman bütün daha önce deneyde göremediğiniz parçacıkları bu tabloya yerleştirebiliyorsunuz. Bir de işte Higgs var. Higgs olsun diyorsunuz. Daha sonra deneyleri yaptıkça bütün bu tablonun tamamını bulundu şu anda. Yani standart modelde ne öngörüldüyse tamamı deneysel olarak bulundu. Belki bulunmasa daha iyiydi, daha eğlenceli olacaktı dünya. Ama bulundu. Daha sonra işte evrenin gelişmesi, büyük patlama olmuş. Büyük patlamadan sonra enflasyon oluyor. Ondan sonra işte atomlar oluşuyor, moleküller oluşuyor vesaire vesaire. Ben çok da fazla uzatmamak için geçeyim buraları. Yine şeyden bahsedeyim, bu ne işe yarar diye sorarsanız, işte ne kadar görüntüleme cihazı varsa hepsi parçacık fiziğinden türeyen şeyler. Mesela işte hani kimsenin başına gelmesin tabii de olur da PET çektirmek zorunda kalırsanız işte halk arasında herkesin PET diye konuştuğu şey onun ismi pozitron emisyon tomografisi. Yani bu sizin kafanıza ya da işte vücudunuzun bir yerine pozitronları gönderiyor. O pozitronlar hastalıklı bir hücre olursa işte orada daha fazla elektron olduğu için daha fazla yok oluyor. İşte orada farklı bir renk çıkıyor, burada başka bir renk çıkıyor falan. Yani bildiğiniz sizin vücudunuzda elektronlar, pozitronlar yok oluyor, çarpışıyorlar, enerji çıkıyor. Siz de onu işte etraftaki dedektörlerle ölçüyorsunuz. Burada şey koymuşum ben, işte bakarken beyninizin neresi çalışıyor, dinlerken neresi çalışıyor, düşünürken neresi çalışıyor falan. Bunu bu cihazlarla da görüntülemeniz mümkün.
ya da ne bileyim işte sanattan bahsediyorduk. Bu Degas'ın kayıp bir tane resmi var. Herhalde adamcağız para bulamamış, tuvalin üstüne başka resim yapmış. Fakat işte bu müzelerde de bu cihazlar kullanılmaya başlandıktan sonra biri bir gün merak ediyor, işte bakayım şu resmin altında ne çıkacak diye. O resmin altında bambaşka bir tablo çıkıyor. Bu benzer hikaye İspanya'da da oldu. Mona Lisa'nın bir tablosunu buldular, kopyasını buldular daha doğrusu. Büyük bir ihtimalle Leonardo'nun öğrencisi yapmış. Ama daha böyle bir İspanyol usulü yapmış, daha kırmızılı falan. Fakat sonra da üstüne birisi başka bir boya yapmış. Daha sonra bunu işte bu görüntüleme cihazlarıyla gördüler, üstündeki boyayı kazıdılar. Kazıktan sonra da altındaki eser ortaya çıktı. Bu gibi işlere de yarıyor. Sanattaki yansımasına bakarsanız, işte ne bileyim mesela işte Matthew Ricci diye bir sanatçı var. Bu parçacık fiziğindeki dataları alıyor ya da işte oradaki görselleri alıyor. Kendi yorumlayıp bir resim yapmaya çalışıyor. Bu da işte ne bileyim Bubble Chamber'lardaki ya da işte CERN'ün kendi dataları görselleştirip sunduğu resimlerin bir yorumu gibi düşünebilirsiniz. Sonra bu Saraceno diye bir İtalyan var. Bu bayağı enteresan işleri var. Burası şu sağ alt köşedeki galiba bir tane tren garında Almanya'da yaptığı iş. O tren garının içine devasa bir şey koyuyor. Ne denir? Yastık gibi bir şey koyuyor yukarıya. Ya da ağ gibi bir şey koyuyor. Benzer işi yukarıda da gösteriyor. Bunda esinlenme kaynağı da tamamen alan teorisi. Ondan bahsetmedim. Çünkü kuantum alan teorisi yaptığınız zaman siz uzay zamanı aslında böyle bir yaylı yatak gibi düşünüyorsunuz. Sizin buradaki eksitasyonlarınız, uyarılmalarınız işte dalgalar vasıtasıyla uzayda yayılıyor. Buradaki adamı etkiliyor. O buradan esinlenerek bu cins eserler üretmiş. Daha sonra mesela CERN yine bir sanat programı başlattı. Bir 10 sene falan oluyor herhalde. Her sene işte sanatçıları rezidans programı veriyor. Sanatçılar gidiyor orada belli bir süre kalıyorlar. 6 ay, 1 sene. Oradaki fizikçilerle haşır neşir oluyorlar. Daha sonra da işte bir takım sanat eserleri üretiyorlar. Bu da işte bir Ikeda, Japon herhalde. O da işte süpersimetri diye bir eser üretmiş orada. Bunlar tabii çağdaş sanat olduğu için altında bir sürü bir şeyler yazıyor. Onları okumanız gerekiyor ama onları eklemedim buraya. Şimdi bunlar neydi? Kavramlardan yola çıkarak üretilen eserlerdi. Ya da benim öyle olduğunu düşündüğüm eserlerdi bir fizikçi gözüyle. Bir de tamamen fizik bilgisiyle üretilmiş sanat eserleri var. Mesela işte ne bileyim ışık dediniz. Güneşten gelen ışığa bakıyorsunuz. Ultraviyole ile infrared arasında işte mordan kırmızıya kadar sizin gökkuşağındaki bütün renkler var. Siz onu basitleştiriyorsunuz. Ne oluyor? Ona işte basitleştirilmiş spektrum diyorsunuz. İşte gökkuşağının renkleri onlarda. Daha da basitleştirebilirsiniz. Mavi, yeşil, kırmızı olur. Bu da sizin gözünüzdeki 3 konik hücreye denk geliyor. Çünkü gözünüzdeki 3 renk hücresi de böyle çalışıyor. İşte şu kadar mavi geldi, bu kadar yeşil geldi, bu kadar kırmızı geldi diyor. O sinir hücreleri bunu beyine gönderiyor. Beyin diyor ki işte kırmızıdan 100 sinyal geldi, maviden 25 geldi, öbüründen şu kadar geldi. Demek ki bu işte şu renkmiş diyor. Ve insan beyninin ciddi bir kısmı, yani %80'i falan etrafınızdaki gördüğünüz renkleri algılamaya gidiyor. O yüzden mesela konsantre olup bir şey düşünürken bazı insanlar gözlerini kapatır ki şey olmasın. Etraf, yani beyin bir de renk algılamayla uğraşmasın diye. Şimdi bunlardan birkaç örnek göstereceğim, ondan sonra da bitireceğim. Bu meşhur bir arkadaş. Yani sanatçı arkadaş değil. Olafur Eliasson. Bu bildiğiniz işte mesela sol üstteki
şeyde eserinde 3 tane ışık alıyor. Kırmızı, mavi, yeşil. Bu 3 spotu şöyle çeşitli açılarla koyuyor. Siz de onun önünden geçiyorsunuz. Önünden geçerken 3 tane gölgeniz oluyor. O aman diyorsunuz, ne kadar müthiş bir şey olmuş. Çok etkileyici falan diyorsunuz. Çünkü oradaki ışığa baktığınız zaman sizin gölgeniz işte yeşil, kırmızı, ortada siyah oluyor. Ya da işte sağdaki eserinde, bu galiba şey de olabilir, İstanbul Modern Müzesi'ndeydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte çeşitli cam levhaları koymuş, onlardan size ortama ışık yansıyor. İşte aşağıdaki bir halkaya ışık göndermiş, o halkadan ışığı kırıp onu başka bir yerde yansıtarak bir takım kompozisyonlar üretmeye çalışmış. Bu tamamen ışık bilgisinden. Buradaki sanatçının önemi nerede? Biz bunların hepsini şeyde yapıyoruz. İşte fizikteki optik laboratuvarında yapıyoruz. İşte öğrencilere oradan ışık gönder, buradan bilmem ne yap. İşte bak yeşil çıktı, kırmızı çıktı vesaire falan diye. Sanatçının buradaki önemi bu bilgiyi alıp bunu bir yaratıcılıkla bir kompozisyona, bir enstalasyona dönüştürüyor. Ama sonra baktığınız zaman aman canım ben de yaparım falan diyorsunuz da o iş öyle olmuyor. Neyse, bu başka bir şey. B.S. Teker diye işte bir parça Dark Matter'la etkilenmiş. Bir sürü mercek kullanarak böyle bir enstalasyon yapmış. Bu da benim son slaytım. Burada da diyor ki fizik bilmek önemli. Yani yine dediğim gibi aynı şekil elektron pozitron geldi. Şu aşağıdaki acayip şeyde ifadelerde buradaki bu şey çıkmamış. Bunun solunda Feynman diyagramı denen bir şey vardı. Böyle iki tane nerede? Böyle iki tane çubuk var burada. Ok. Bu arasında kıvrık bir ok var. Burada da iki ok daha var. Bu size şey gösteriyor. İşte elektron saçılmasını gösteriyor. Ya da elektron pozitron yok olmasını sonra var olmasını gösteriyor. Bu aşağıdaki ifade de işte bu karman çorman şey. O da matematiksel olarak o grafiğin ve sağda gözlemlenen olayın matematiksel ifadesi. Bu şeydi, ben lisansta fizik öğrenirken ders çalışıyordum otobüste, belediye otobüsünde. Yanımda bir amca oturdu. Böyle ya dedi, çok affedersiniz, size bir şey sorabilir miyim? Tabii dedim. Ondan sonra ya siz nece okuyorsunuz dedi. Ben 8 lisan biliyorum. Ama dedi sizin okuduğunuz hiçbir şeye benzetemedim dedi. Dedim o şey matematik. Ha tamam oldu peki dedi. İçi rahat dedi. Ama yani bizim işler böyle. Artık anlatabildim mi anlatamadım mı? Çok teşekkürler Kayhan Hocam. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni başka evrenlere götürdünüz. Gerçekten fizikle sanatın bu kadar etkileştiğini bir yerde okumuştum. Bu görsel sanatlar ışık sanatıdır diye. Işık olmasaydı görsel sanatlar olur muydu? Göremediğiniz için olmazdı. Ama çağdaş olabilirdi. Yani karanlıkta var çünkü öyle şeyler. İşte karanlıkta. Yani sadece siyah beyaz olurdu. Ama bütün yani resimlerde falan ışığı kullanıyoruz. Tabii. Işık olmazsa, çünkü görsel sanat dediğiniz şey görmeniz gerekiyor. Bir şeyi nasıl görüyorsunuz? Bu hani az önce anlatmıştım ya, ayının kafasına pimpon topu atıyorsunuz diye. Evet. Siz foton atıyorsunuz. Yani foton atmıyorsunuz. Güneşten veya ortamdan fotonlar geliyor. İşte karşınızdaki cisme vuruyor. O cisimden yansıyor. Diyelim ki yeşilse bütün dalga boylarını yutuyor. Yeşili yansıtıyor size. Oradan gelen yeşil frekansındaki yeşile denk gelen, karşılık gelen frekanstaki ışık sizin gözünüze geliyor. Gözünüzdeki işte o konik hücreler diyor ki işte bana yeşil ışık geldi diye beyninize gönderiyor. Siz de görmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla ortalıkta fotonlar yoksa göremiyorsunuz bir şey. O zaman görsel sanattan da bahsedemezsiniz. Yani bu şey yani gibi. Sinemada da, tiyatroda da, resimde de, her şeyde kullanıyoruz ışığı. Evet, doğru.
Her şeyde kullanıyoruz. Yani müzikte ses dalgalarını kullanıyoruz. Müzikten bahsetmediniz bu akşam. Sizin dediğiniz şey ne denir? Ses dalgaları olmadan müzik olur mu? Müzik demek olur mu? Evet. Şey. Yani evet, onda evet. Müzik olmuyor. Evet, evet. Öyle evet. Bir şey. Müzik de bu arada kendi başına çok enteresan bir şey. Yani o çok daha derin bir konu. Ama çok da enteresan. Onu da bir başka konuşmaya bırakalım. Yani sonuçta ışık dediğiniz şey de bir dalga, ses dediğiniz şey de bir dalga. Bir dalga, evet. Yani yayıldığı ortamlar farklı işte. Işık için bir ortam gerekmiyor ama ses için işte bir ortam olması lazım. O yüzden boşlukta ses duyamıyorsunuz. Ama onlar için de bakarsanız işte bunlar böyle sinüs dalgalarının üst üste binmiş hali gibi. Frekansları farklı, yayıldıkları ortamları farklı ama prensipleri aynı. Yani o kadar çok notlar almışım buraya bunları sorayım diye ama siz o kadar, hepsini anlattınız bunları soracak bir şey bulamıyorum şimdi. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza evet. Sağlık. İzleyicilerden bir soru geldi mi diye bakıyorum. Yok, onlar da çarpılmışlar benim gibi. Peki, zevkti benim için. Çok sağ keyifli olun, oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir başka söyleşte tekrar beraber olmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Tamam, bunu kapatabilirim artık herhalde. Ha, evet, tamam, oldu. Evet. Peki.